Merhaba değerli dostlar. Bugün bir limon ağacından alınan dal kısımlarıyla yani çeliklerle nasıl yeni bir limon fidanı elde edilir? Kısaca onlardan bahsedeceğiz ve uygulamalı göstereceğiz. Arkadaşımız Cem Bey bir limon ağacını budadı ve budama artıklarını çelikler haline getirerek perlit ortamında köklendirmeye bıraktı. Daha önce de bu şekilde köklendirip tüplediği limon fidanları mevcut. Şimdi hep beraber izleyelim. Cem Bey birkaç önemli hususu, püf noktasını gösterecek. Beraber izleyelim. Çelik yapma. Gerek yok. Çelik yapma. Şimdi burada ne yapıyoruz? Limon. Köklendirmek için çelik hazırlıyoruz. Şurada şuradaki gözün dibinden kesiyoruz. Evet, bazılarını yapraklı bıraktık. Bazılarını yapraklı. Yaprak olduğu yerde nemini kaybediyor. O yüzden fazla yapraklı bırakmayacağız. Onları seyrelteceğim. Kaç göz kalıyor? 2-3 göz mü? 3 göz, 4 göz bırakabiliriz yani. Evet, şurada mesela 1-2. Perlit derin olduğu için ben aşağı gider biraz. Aşağısı daha nemli olduğu için biraz fazla şey yaptım. 3-4-5 göz bıraktım burada. Böylece bir limon ağacından aldığımız bu dalları çelik şeklinde üretip yeni bir limon ağacı elde edebiliriz. Limon ağacı, limon fidanı elde edebilirsin. Mesela şu köklenmiş midir yok, bunlar? Yok, hayır, köklenmemiş. Köklenen var mı göstereyim? Şurada diktiklerim var, köklenenleri onları göstereyim. Şunlar mı Cem Bey? Yok, hayır. Poşetlerde diktiklerimler var ya. He. Onların içerisinde limonlar var. He, şurada mesela köklendi ve bunu bu şekilde sende yok. Her şeyi devletten bekliyoruz ama. Burada mı? Ben seni konuşayım. Çiziyorsun değil mi? Çiziyorum. Burada yara dokusu oluşturuyorum. Köklenmeyi kolaylaştırması için. Evet. Bıçak ucuyla hafifçe çok derine gitmeden. Çok derine gitmeden kabukta yara oluşturuyorum. Buradan nem kaybetmesin diye. Bunları seradan komple uzaklaştırdım. Dışarı. Poşet bir şey var mı?